Ama onu çerçevesini dar tutarsanız sevinirim. Çünkü diğer konular çok var, fazla var. Bir de bugün 21 Mart, evet. Nevruz. İsterseniz e... buradan başlayayım. Buyurun. Çünkü bu mazlum der meselesine e, Suriyelilerle ilgili e, çünkü e, davet metninizde o vardı. Evet. Konuyu konuşacağız diye düşünüyorum değil Doğru. mi? Doğru. Evet evet. Orada değineyim. Şimdi bölünmesin. Tamam. Tekrar yeni bir tartışma başlatmayalım. E, Nevruz'a müsaadenizle direkt değineyim. Öncelikle ben e, tüm vatandaşlarımızın Türk-İslam coğrafyasındaki e, tüm vatandaşlarımızı Nevruz Bayramı'nı kutluyorum. Ayrıca e, Kazakça Navruz Kutlu Bolsun, e, Türkmence Novruz Kutlu Olsun, e, Kırgızca Novruz Kutlu Bolsun, Azerbaycan Türkçesinde Navruz Mübarek Olsun. Ve Özbekçe'de de Noruz mübarek bolsun. Türk dillerinde tamam. kutladım. Türkçe Nevroz Piroz be diyeyim ben de. Şimdi Kürtçe... niye bunu söyledim? Onu ama söyleyeyim. Onu da Türkiye'de şimdi şöyle bakınız. Ee, yani burada Türkiye'de, biraz serzenişte bu. Bir müsaade edin ama Pınar Yani anı. 20 milyon Kürdün e, bir, müsaade, Kürtün şimdi buradan kutladığı... bir yere bir yere. Niye yani niye nevros, sonuna kadar dinleseydiniz oraya da geleceğim. Ama bir yani ifade edeyim. Lütfen, Olur mu? Buyurun. Şimdi ben Türkiye'de Nevruz üzerine araştırma yapan, ilk yapanlardan ve en kapsamlı çalışmayı yapanlardan birisiyim. Sinan Oğan, Nevruz Bayramı diye yazarsanız Nevruz'la ilgili tavsiye de ederim. Nevruz biliyorum, Bayramı biliyorum. ile evet, evet. ilgili makalemi okuyun, tavsiye de ederim. Orada göreceksiniz ki Nevruz Bayramı'nda, Nevruz Bayramı yüzyıllardır kutlanılan... Bir e, Türk e, bayramıdır ama aynı zamanda bu coğrafyadaki diğer halkların da bayramıdır. Ama Nevruz hiçbir zaman lastik yakıp üzerinden atlanılan bir bayram değil. Nevruz hiçbir zaman bir siyasi düşünceye bayraktarlık yapmaya çalışılan, ona alet edilmeye çalışılan bir şey değil. Sinan Bey ateş Bazı... ateş yakıp üstüne atlama yok mu Türkiye Cumhuriyetleri'nde? Lastik yakıp atlama. Lastik. Ama, ama ateş, ateş var. Tamam da yok yani ne var? <laughs> Nasıl Hayır ya? ateş yakma var ama yani öğrenmek için elbette var elbette tamam da. adı da Tongaldır yani ha. ateş Anlatın kalarsın. kalırsın şimdi bakınız ne nevrus... çat yani... ateşi biz ben çocukluğumda <laughs> ben çocukluğumda yaşadıklarımı Iğdır'da çocukluğumda yaşadıklarımı yazdım aslında makalede elbette bilimsel bir takım kaynaklara da e, müracaat etmekle beraber büyük çoğunlukla kendi yaşadıklarımı yazdım. Bizim yaşadığımız Nevruz bir ananeler silsilesidir. Tamam. Orada orada Nevruz Nevruz günü olmaz. Daha önceki 3 hafta önceden başlar. Ahır çarşamba denir, son çarşamba vardır, tek çarşamba vardır. Nevruz'un bir sürü adetleri vardır. Nevruz gecesi mesela komşuları gider kulak asma deriz. Komşuyu dinlersin. Komşular da herkes o gün iyi şeyler konuşur. Ve ee, bir dilek tutarsınız. Komşunun konuştuğu şeyden de o bir dileğinizin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini anlarsınız gibi hani konumuz tamam, değil. Ateşe gelelim. Eee ateş Nevruz'da yakma. ateş yakarsınız. Tamam. Ateşin üzerinden atlarsınız. Ateşin üzerinden atlarken de bir şey söylersiniz. Dilek, onun onun bir hayır dilek değil. Onun bir anlamı vardır. Niye ateşin üzerinden atlıyorsunuz? Burada biraz şamanizmin de etkisi vardır. Şu sebeple atlıyorsunuz. Atlarken ateşin eski Türklerde sizin bütün hastalıklarınızı size nazar değmişse onu bütün kötülüklerin atlarken o ateşin üzerine düşüp o ateşte o kötülüklerin yok olacağına inanılır. Ve atlarken de dersiniz ki ağırlığım uğurluğum bütün her türlü kötülükler bu ateşin üzerine düşsün ve yansın dersiniz. Şimdi bu bir gelenektir. Bu bir adettir. Bu bir ananedir. Bu yaşayan bir tarihtir. Bu başka bir şey. Bir de e, efendime söyleyeyim lastik yakıp orada bir e, siyasi propaganda yapmak başka bir şey. Benim niye Türk cumhuriyetlerinin e, yıllardır, yüzyıllardır kutlanan Nevruz e, kutlamasını söyleyerek başladım? Çünkü Türkiye'de bazı siyasetçilerin e, kutlamayı yaparken evet yaparsınız, söylersiniz. Türkiye Türkçesinde söylersiniz, Özbek Türkçesinde, bölge dillerinde söylersiniz. Evet Türkiye'de Kürtler de yaşıyor. Kürtçe de söylersiniz. Ama özellikle de Ali Babacan'ın bu şekilde bir ayrımcı dille sanki Türkiye'de iki tane halk yaşıyor gibi, sanki Türkiye'de böyle bir Türkler ve Kürtler var gibi böyle bir algıyla bunu kutlaması yanlıştır. Türkiye'de yaşayan herkesin ortak adı Türktür. Onun altında alt kökenler vardır. Bunun da içinde sadece Kürtler kutlamıyor. Başka... Arada Ali Ani Babacan'ın tweetini okuyalım. Yeni başlangıçlara barışa sevgiye kardeşliğe vesile olması dileğiyle Nevruzumuz kutlu olsun. Nevroza M Piroz B ifadelerini He. kullanmış. Evet benim kullandım. Sizin ben kullandığınız. Evet. E, burada burada siz başlarsınız, hepsini kutlarsınız. Yani. Mesela Türk vatandaşlar kutlamalı, neleri kutlamalıydı? Mesela. Yani Türk dünyasından Başlangıç. Nevruz'un kutlandığı yerden, yani Türkiye'de. Ya şu ayrımcılığa karşıyım ben. Ya bir, bir e, Türkiye Türkçesinde kutlarsınız. Olur biter, kapanır. Veya kutlayacaksanız bütün o Türk coğrafyasında ve e, yine o, o Fars coğrafyasında işte Kürtlerin yaşadığı yerde Afganistan'da, Pakistan'da, ta Hindistan'a kadar giden bir coğrafyada kutlanıyor. Ya da bir geniş bir liste alırsınız. Birçok dilde bunu söylersiniz. Birçok şivede bunu söylersiniz. Ama Türkiye'de sanki e, aslında Nevruz bir Kürt bayramıdır gibi algı yaratarak e, bunu bu şekilde kutlarsanız o zaman ben karşı çıkarım. Bu yanlıştır derim. Hı. Peki Şimdi ee, ben de buna karşı bu, çıkıyorum. Buyur, buyur. Şöyle karşı çıkıyorum. Yani ben e, her bayram yani diyelim ki e, Türk coğrafyasında e, bizim de kutladığımız, yani ben Kürtlerin tarihine e, geriye baktığımda bu öyle bin yıllık falan değil. Nevruz'un Kürt tarihinde Kürt e, Kürtlerin yazılı olan kaynaklarında e, 2500 yıl öncesine giden ve e, bu coğrafyada yani Kürtler böyle uzaydan gelmediler. Kürtler bu coğrafyada neredeyse e, göçebe olmayan bir toplum olarak İran, Irak, Suriye ve Anadolu'nun bu bölgelerinde neredeyse 3000 yıl öncesinden e, kökleri olan ve bu coğrafyada doğmuş, dillerini geliştirmiş, kültürlerini geliştirmiş bir toplum e, nevruzun e, Ben de Kürtçe bilen bir e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak nev yeni roz gün anlamında yeni gün olduğunu daha doğduğum gün itibariyle e, ana dilimde kendini ifade eden bir çocuk olarak biliyordum şimdi nevruzun e, Kürt mitolojisindeki yeri ise neden e, Ateş üstünden atlıyoruz konusu e, Demirci Kava ve o efsanevi olan o Dehak e, zorbasına karşı e, Demirci Kavan'ın 17 çocuğundan sonra geriye kalan tek çocuğunu kurban etmek üzereyken e, Demirci Kavan'ın oğlunun gidip Dehak denilen o mitolojik e, kötü canavarı, e, kötü e, şey hükümranı öldürmesi üzerine Mezopotamya bölgesinin o e, yöresinde yaşayan Kürtlerin bunu bir bayram olarak kutlaması. Ama ben bunu bugün öğrenmiyorum Sinan Bey. Yani ben bunu babaannemden, babaannemde babaannesinden belki 300-500 yıl öncesinden e dilden dile, e, kulaktan kulağa anlatarak biz öğrendik ama peki, sonra bunu Peki, peki İran, bir, su, bir soru sorayım o zaman açın lütfen. Bitireyim. İran yazılı kaynaklarından Hı -hı. daha sonra bunlar Türkiye'de Kürtçenin serbest kalmasıyla birlikte e, bir baktık ki İran kaynakları, Irak e, yazılı kaynaklar hepsinde bu benim babaannemden duyduğum efsane Zaten o kaynaklarda da yazılı olarak ta 1500 yıl öncesine giden kaynaklara baktığınızda bakın siz Nevruz'u 200 300 yıldır diyorsunuz. Bir, kutlanıyor. Bir, 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 dakika, bir, size, bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika Nevruz binlerce yıldır, binlerce yıldır. Söylemediğim şeyleri söylemiş gibi söylemeyin lütfen. Nevruz binlerce yıldır bu coğrafyada kutlanılır. ...aynı bakın, zamanda Ergenekon'dan çıkış bayramıdır... Doğrudur. ...aynı bakın, zamanda bütün demir dövme bayramıdır... Doğrudur. Hadi. ...aynı zamanda geceyle gündüzün eşit olduğu... ...Türklerin yeni yılıdır. Sinan Bey bakın ben bu bayramın... ...başka kültürlerde de... ...yani Mart'ın gelişiyle... ...Nisan'ın gelişiyle birlikte... ...baharın gelişiyle birlikte... ...coğrafyanın rengarenk çiçeklere bürünüp... ...bereketin habercisi olarak... ...bütün kültürlerde ve bütün... E, coğrafyada bütün etnik yapılarda bütün toplumlarda bir başka isimlerle veya aynı isimlerle kutlanmış olmasını çok da değerli buluyorum. Doğru. Ama dilinize ama şu bu, gelmedi. Ama Irak bu, dediniz, İran dediniz. Suviye'de esas kutlanılan coğrafyalar. Türk dünyasını Hayır. dilinize gelmiyor bir türlü. Yok, gelmiyor Sinan bir abi, türlü. Dedim ki sizin dediğiniz gibi zaten Türk coğrafyasında kutlanmıştır. Peki ama basit Kürt basit bir soru. kutlanırken basit bir soru. Çocukken Nevruz'u kutluyor muydunuz? Tabii ki. Aynı. Ne yapıyordunuz? Lastikleri yapıyorduk. Ne yapıyordunuz? yapıyordunuz. Çünkü lastik, ne yapıyordunuz? E, yani bu bir bayramsa. Lastik evet, yapıyorduk. Bir saniye. yapıyorduk. Bu bir, bu bir bayramsa. bir lastik uzun Bakınız süre, bayram dediğiniz e, şeyin. Sinan Bey, bir kültür. Sinan Bey soru sorduğunuz Bakın, cevabını versin. Sen, Bakın bir versin versin ama mi? sorunun cevabını evet, getireyim evet. yine Cevap Tamam peki. Sorunun devamını getireyim. Bir saniye yapınlarım sorsun tam siz cevaplayın o zaman. Bayram dediğiniz şeyin bir kültürel altyapısı olur. E Bayram dediğiniz ya bir, bir sorumu Hı. bitireyim yine anlattım ben sizi tamam. dinleyeceğim. Bayram dediğiniz şeyin bir geleneksel silsilesi olur. Tabii ki. Ben size Nevruz bayramında neler yaptığımızı, çocukluğumuzda neler yaptığımızı gün be gün anlatabilirim. Tamam Hanım da bir anlattım Siz anlattım. de lütfen tamam. lastik yakma dışında Söyledim. bana Nevruz'da Bak. neler yaptığınızı bir anlatıverin evet, buyurun. E, o kadar güzeldi ki o günler, o kadar muhteşemdi ki yani sabahtan başlardı Nerede geçti çocukluğunuz efendim? Sizin? Ağrı. Komşuyuz Şölveran köyü. Ha, öyle mi? Komşuyuz. Komşuyuz. İrdir, Ağrı evet. yan yanayız. O Ağrı Şölveran köyü. Hatta Ağrı. ismini de eski ismiyle söylüyorum. Şölveran, Şevran. Ee, sabahtan başlardık ee, biz böyle çocuklar olarak bir çubuğu bir gelin gibi süslerdik ee, çubuğu de, demeyelim de biz genelde o çalı süpürgesi var ya onu böyle gelin gibi süslüyorduk çocukların yaptığı şeyi söyleyeyim ve sabahtan sanki bayram e, şeker bayramıymış gibi kapı kapı dolaşırdık ve e, bu kabarane geldi şeklinde böyle ee, yağmur geli, Yağmurun gelini geldi. Yani o gün bir gelin gibi karşılanıyordu ve e, biz o günü bir gelin gibi görüyorduk ve bir bir şeyi de geline benzetip o gelin e, kapı kapı çalıp işte çocuklar şeker isterdi, bir şey isterdi, bilmem ne yapardı akşama kadar. Büyükler e, en güzel yemekleri yaparlardı, kadınlar en güzel kıyafetlerini giyerlerdi ve e, halaylar çekilirdi. Halaylar çekilirken de tabii ki e, çok çabuk karanlık olduğundan dolayı ve daha Mart havada çok soğuk olan bir dönem olduğu için benim en, en azından ağrı da e, siz ateş yakıp ısınmak adına da ve her türlü tabii o e, demirci kavanın e, dehak e, zalimine karşı o zalimi yok eden e, o efsanevi şeyine karşı e, o gün yakılan ateşler gibi e, ateşin üstünden atladığın anda bütün dileklerin kabul olur. Genç kızlar atladılar mı işte e, gönüllerinden geçen e, murada ererler e, vesaire vesaire ve sabaha kadar bu böyle devam ederdi. Yani yemeklerinden tutun yapılan e, hadiseler keledoşlar işte vesaire bütün bunlar hani görsel olan yemekleri yemekleri de söyleyerek söyleyeyim. Böyle bir şeyi vardır ve o ateş ateş ne kadar uzun süre yanmaya devam ederse o sene bereket o kadar da fazla olur o ateşin yükseğe çıktığı yerde sen ne kadar çok atlayıp da geçersen bahtın o kadar büyük olur. Yani bütün hepsinin bir anlamı vardı. Yapılan yemeklerden tutun da niye buğdaylı yemekler yapılırdı? 21 Mart Nevruz Bayramı'nda evet. yapılan etkinlikleri yani şeyleri bizim çocuklar tutamalı. olarak o bukka barane dediğimiz ee, şey çalı süpürgesini geline benzetip kapı kapı dolaştığımız. yani ben normal şeker bayramından önce bayramı ben şekerleri en çok orada toplardım. Peki. Daha nasıl Yeterli oldum mu efendim size? Ee, yani, yani, yani burada lütfen Ya şimdi şöyle bir durum bir var. Hayır şey bir şey diyeceğim. Al, için bir demiyorum. Bir cümle Hayır, dedi ki ben cümle var cümle mı dedi ben, siz de bir, izah bir ettiniz. Cümle, Onu söyleyeyim. Bir cümle söyleyeyim. Bak, Sinan hocam ben şunu söyleyeyim. Ben Nevruz'un aynı zamanda Türk Cumhuriyetlerinde kutlandığını Neredeyse son 10-15 yıldır öğrendi Ve ben dünkü Twitter tweet atarken önce Nevruz bayramımız kutlu olsun sonra Nevruz amet biroz be dedim. Yani siz de keşke tweet atarken aynen Kürtlerin de tarihinde yer alan bu Nevruz'u Nevruz amet biroz be deseydiniz benim, hocam. Bak benim, dedim. Benim yazdığım makalede bakınız ben makale sadece, değil tweet ben, attınız mı hocam? De dediniz ben mi? Ben sadece sadece Türkiye Türkçesinde, Türkiye Türkçesinde kutladım. Ben ayrımcılık yapmadım. Ben de ben, ben ben ayrımcılık yapmadım. De. Bakın, ben, 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 ben Türkiye Türkçesinde Türkçe, kutladım. Ben Türkçe Şimdi kutladım. bakınız, Nevruz, kutladım. Nevruz, Nevruz, Nevruz bütün Anadolu'da da kutlanılan bu arada, Osmanlı'da da kutlanılan, ama son dönemlerde Peki. maalesef unutulan bir milli bayramımızdır. Nevruz'da yumurta boyatılır, bu yumurta değiştirilir, semeni yeşertilir. Yani Nevruz'un, Nevruz. Un, Nevruz sadece bir günde bir ateş yakmak bir güzel yemek yapmak falan değil. Nevruz'un bir e, kültür silsilesi var. O da gittiğinizde Türk et, dünyasında et, tamam. bunu evet, detaylarıyla görebiliyorsunuz. Ailesi, bakın Bütün köy ahalisi kadınıyla erkeğiyle genciyle bir araya geliyor. Tamam. Bakın orada coşku var, paylaşmak var, umut var. Bakın ben tweetimde ne dedim? Bakın bereketin, bolluğun, güzelliğin müjdecisi yeni gün, bahar Doğudan Anadolu'ya kadar memleketimde açan tüm renklerin ortak adıdır. Arınmayı, yenilenmeyi, yeniden dirilişi müjdeleyen kadim bayramımız. Nevruz'umuz kutlu olsun. Nevruz ama Biroz ve dedim. Keşke siz de Peki. aynı dileklerle kutlamış olsaydınız. Biz de bu arada bu dileklerle bir reklama gidelim. <laughs> Aytunç Yok, ergenek, ne oldu? Ergenekon'dan çıkış Demirci. <laughs> evet. Demirci Öbür kava. tarafta Demirci Kava. Yani evet. demek ki Ama demircilerle efsaneler, beraber efsanele Baktığınız yani. evet. zaman buralar yani bu kültürel anlamda, mitolojik anlamda gelmiş der bayilik, Orta. İran. Evet. Oo evet. nerelere Evrenine gider bu girmiş. Yani bunu bile bölüyorsak tüm coğrafyanın bu coğrafya ortak, bayramıdır. ortak, değeri, ortak evet. bayramı. Evet. Ee, yani o anlamda ben Sinan Bey'e katıldığım çok yer var. Pınar Hanım'a da çok yer var. Ama burada bir buradan da bölünmeden ya bu güzel güzel lastik mi neyse ateş yakalım üstünden atlayalım ama bu toprağın bütünlüğü ve bağımsızlığı için Peki. o ateşi yakalım Peki. atlayalım. Ergene Ergenekon'dan Aa, çıkış o ve PKK'nın genişini... ve PKK'nın propagandasına tamam canım, vesile kılmayalım mı? En, en önemlisi o. Değil, tabii, canım, yani. Aa, aynen. Şey bu dileklere yok. katılarak biz de kısa İlkerin bir reklama gidiyoruz. Ergenekon'dan çıkış kitabı vardır ayrıca. Evet. Onu da bilmekte, bulmakta Peki. fayda var. Ali Babacan deyince aklıma geldi. Tamam. Kısa bir reklama gidiyoruz. Tempo hiç düşmüyor. Reklamlardan sonra karşınızdayız sevgili izleyiciler.